Hocam selamünaleyküm. Hayırlı programlar diliyorum. Ramazan programımızı dört gözle bekliyoruz hocam. Hocam ben Allah-u Teala Hazretleri'ni seviyorum ama korkum sevgimin önüne geçiyor. Bununla ilgili bir sıkıntı var mı hocam? Teşekkür ederim hocam. Evet, hani bir normal olmaktan bahsettik. Bir insanların birbirleriyle olan normal ilişkileri vardır. Bir de dinin tarif ettiği bir normalite vardır. Kardeşimiz öyle diyor. Yani ben Allah Teala'ya sevgi de duyuyorum, korku da duyuyorum ama korku çok ağır basıyor diyor. Şimdi işin açıkçası biz, yo yo Allah'tan hiç korkma ya, devam et diyecek diye bir ahkam kesemeyiz. Bunun da bir Allah korkusuyla alakalı bir şey var. Fakat eğer bunu, çünkü siz de takdir edersiniz ki bu kolay bir soru değil. Basit gibi görünen zor bir soru. Allah korkusuyla Allah sevgisinin dengesi nasıl anlaşılır? Allah'ı sevdiğinde, severken korkuyu kaybetmeyeceksin. Yani veya ben Allah'ı çok seviyorum, aa bir şey yapmaz ya falan gibi lakayt olmayacaksın. Bu anne baba sevgisinde de öyle. Anneni sever misin? Seversin. Aynı anda anneni kırmaktan da korkar mısın? Korkar mısın? Korkarsın. Sevmen korkuna mani değil, korkun sevgiye mani değil. Bu kıvamı tuttu. Seviyorum, aynı zamanda çekiniyorum. Çok çekiniyorum ama seviyorum. Sevgin korkuna mani olmayacak. Seni korkusuz yapmayacak. Korkun sevgisiz olmayacak. Orta noktası bu. Neyi ne kadar katarsın da bunu yaparsın bilmiyorum. Sadece sevgiyi gösterip de korkudan uzaklaştırıyorsa o insandan, o kitaptan, o cemaatten uzak dur. Sadece korkuyu gösteriyor, sevgiden uzaklaştırıyorsa o cemaatten, o şeyden uzak dur. İkisi beraber. Severken çekinmen, kaybederim korkusu olacak. Kaybederim korkusu sevgiyle beraber olacak. Ölçüsü budur.